Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Şimdi, bizim Instagram hesabımız var biliyorsunuz. Reyhan Hoca, Rey'de, yani kanalımızın adıyla. Bu Instagram hesabımızda her gün bir soruyu yayınlıyoruz. Nedir bu sorular? Günün sorusu. Bu soruyu yayınlıyoruz ve tam bir gün sonra, yani 24 saat sonra sorumuzun cevabını veriyoruz. O geçen sürede takipçilerim isterlerse cevapları sorunun altına yorumları yazabiliyor. Hatta yok ben yorumlara yazamam yanlış yazarsam rezil olurum diyenler bana ayrıca sorunun cevabını özelden atabiliyorlar. İşte bu sorularımızdan bir video derledim sizler için. Şimdi onlara bir bakalım. İlk sorumuz. Yukarıda boş bırakılan yere, yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Tanzimat dönemi Türkiye'de bir yatı sanatçılarından nokta nokta Eserlerini genellikle nokta nokta akımın etkisiyle kaleme almıştır. Seçeneklerimiz A. Şinasi Klasisizm, B. Namık Kemal Romantizm, C. Nabizade Nazım Naturalizm, D. Recaizade Mahmut Ekrem Realizm, E. Abdülhak Hamit Tarhan Sembolizm. Eğer sorunun cevabını hemen bulamadıysanız ve biraz daha süre istiyorsanız videomuzu burada durdurabilirsiniz. Evet şimdi cevabımıza bakalım. Şinasi klasizmin etkisiyle mi kaleme almıştır? Evet arkadaşlar Şinasi klasizm akımından çok etkilenmiştir. Fransız edebiyatında klasizm akımının temsilcisi olan sanatçıları takip etmektedir. Onların şiirlerini tercüme etmiştir. Ve bir şiirinde ne der? Vahdeti zatı da aklımca şehadet lazım. Nedir bu? Klasizmin yani aklın önemini vurguladığı şiiri. Namık Kemal romantik midir? Evet arkadaşlar Romantizmin en önemli özelliği neydi? İyiler her zaman iyi, kötüler her zaman kötü. E bunu en güzel nerede görürüz biz edebiyatımızda? Namık Kemal'in ilk edebi romanı olan İntibah'ta. Neden? Mahpeyker romanın başından sonuna kadar kötü olan, Dila de romanın başından sonuna kadar iyi olan karakterimiz. Nabizade naturalizm. Naturalizm soya çekim ve çevre etkisinin hakim olduğu bir akımdı. E bu da Nabizade Nazım'ın eserlerinde sıklıkla rastlanır. Hatta Nabizade Nazım'a naturalizme edebiyatımızda ilk kullanan kişilerden biridir deriz. Recaizade Mahmut Ekrem Realizm. E bunu görünce zaten aklımıza hemen ne geliyor? İlk realist romanımız olan Araba Sevdası. Abdülhakamit Tarhan Sembolizm. Hayır arkadaşlar Abdülhakamit Tarhan Sembolizmin değil romantizmin etkisindeydi. Sıradaki sorumuz. Yukarıda bilgi veren yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? Türk öykü roman deneme yazarıdır. Türkçe edebiyatın en özgün kalemlerinden biri olan yazar, Gece adlı kitabıyla Amerika'da verilen Pegasus ödülünü kazanan tek Türk yazardır. Ölümünden en önce yayınlanan son kitabı Narla İncire Gazel. Ölümünden sonra 1996'da yayınlanan son kitabı ise 6 ay bir güzdür. Şimdi seçeneklere baktığımızda A'da Refik Erduran, B Bilge Karasu, C Ece Ayhan, D Bahattin Özkişi, E Vüsat O Bener var. Bakalım eser isimleri verilmiş. Gece, Narla İncire Gazer, Altay Birgüz, bir de Pegasus ödülü var. Evet cevabımız Bilge Karasu olacaktı. Arkadaşlar bu soruda eğer eser isimlerini bilmiyorsanız bile ki burada eser isimleri önemli ipuçlarıdır. Pegasus ödülünü kazanan tek Türk yazarı olması noktasından hareket edebilirsiniz. Çünkü bu tür ödüller sorulardaki anahtar ifadelerdir bizim için. Evet sıradaki sorumuz yukarıda anlatılan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Beyaz Gemi adlı romanda bir çocuğun gözünden bakar dünyaya. Babası terk etmiş, annesi tarafından dedesine bırakılmış bir çocuğun. Dedesi onun bütün dünyasını oluşturur. Dedesi ve onun anlattığı milli motiflerle dolu efsaneler. Bu efsanelerdeki Maral Ana'nın gelip bir gün her şeyi düzelteceğini umut eder. Bir de kurduğu hayalleri vardır. En büyük hayali de balık çocuk olup babasının çalıştığı gemiye kadar yüzebilmektir. Seçeneklerimiz A. Cengiz Aytmatov, B. Refik Erduran, C. Bahtiyar Vahapzade D. Atilla İlhan E. Rıfat Irgaz Her zaman söylediğim gibi eğer biraz daha düşünmek istiyorsanız videoyu durdurabilirsiniz. Ama bence beyaz gemiyi görünce çoğunuz bunun kime ait olduğunu bulmuştur. Çünkü beyaz gemi onun çok ünlü romanlarından bir tanesidir. Ayrıca okumayanlar varsa okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok etkileyici ve anlatımı son derece güzel, kurgusu son derece sağlam olan bir romandır. Evet, cevabımıza bakalım mı artık? Cevabımız Cengiz Aytmatov. Beyaz Gemi, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un eseridir. Refik Erduran, Atilla İlhan, Rıfat Irgaz bildiğiniz gibi Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı sanatçılarıyken Bahtiyar Vahafzade kimdir? Bahtiyar Vahafzade de yine aynı Cengiz Aytmatov gibi Türkiye dışı Türk edebiyatı sanatçılarından Azeri edebiyatı sanatçılarımızdan biridir. Arkadaşlar bu e, alana da bakmanızda fayda var ama bu alanda da en çok karşımıza çıkma ihtimali olan kişi tabii ki Cengiz Aytmatov'dur. Devam edelim. Yukarıda sözü edilen Sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Mizaha elverişli kişi ve olayları okura samimi gelecek bir anlayışla veren yazar yazılar yazdı. Zübük adlı eseri siyasetin en güzel eleştirisi olarak görüldü. Hatta sinemaya uyarlandı. Ayrıca Gol Kralı, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz önemli eserlerindendir. A) Kemalettin Kamu B) Yaşar Kemal C. Aziz Nesin D. Orhan Asana E. Fazıl Hüsnü Dağlarca Arkadaşlar bir ipucu daha vereyim. Demiş ya Zübik adlı eseri en güzel siyaset eleştirisi olarak görüldü. Sinemaya uyarlandı. Bunu sinemada rahmetli çok değerli sinema oyuncumuz Kemal Sunal oynamıştı. Evet. Cevap Aziz Nesin olacaktı arkadaşlar. Aziz Nesin sosyal hicivleri mizahla birleştiren çok önemli yazarlarımızdan bir tanesidir. O mizahi unsurları toplumsal eleştirilerle yoğurup o şekilde okurun karşısına çıkarır ve bir dönem e, yansıtması olarak da görülebilir onun eserleri. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri'nin işgal döneminde İstanbul'u anlattığı bu romandır? Bakalım ne demiş. Mütareke yıllarında işgal altındaki İstanbul'un daha çok işbirlikçi kesimini yansıtan bu romanda cömertçe açılan salonlardaki işki alemleri gönül ilişkileri ve hovardalıklar sergilenir. Tanzimat'tan sonra gelişen işbirlikçi burjuvazinin kimi bireyleriyle <laughs> mesela Leyla karşılaşırız. Bu bilgiler işgalci subaylarla işte dışta olmuşlar. Bu gibiler iş, işgalci subaylarla işte dışta olmuşlar bireysel ahlak ilkelerine bile ilkelerinin bile dışarı çıkmışlardır. Yazar düşün yönünden ulusal değerlere bağlı olduğu halde düşüncelerin eylem adamı olmayan bir kişilikle yani Necdet bu dönemi acılı bu dönemin acılı yaşamına ışık tutar. Şimdi burada anlatılan konu güzel bir ipucu kişileri vermiş Leyla ve Necdet. Dönem mütareke yılları Bunlardan hareketle cevabı bakalım bulabilecek misiniz? Evet. En önemli ipucumuz da soru kökündeki Yakup Kadri ifadesi. Evet. Cevabımız Sodom ve Gomorre. Arkadaşlar yaban kiralık konak Yakup Kadri'nin eserleridir ama mütaharike yıllarını anlatmaz. Eski şehrin insanları Mütareke yıllarını anlatır ama Yakup Kadri'nin eseri değildir. Ateşten Gömlek'te Kurtuluş Mücadelesi, Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatır ama Halide Edip Adıvar'ın eseridir. Sodom ve Gomorre Yakup Kadri'nin mütareke yani işgal yıllarını anlatır ki Sodom ve Gomorre adlı lanetlenmiş iki şehri İstanbul'la adeta benzer tutmaktadır bu romanda yazar. İstanbul'daki ahlaksızlıkların giderek artmasını ve işgalcilere bu kadar samimi davranılmasını yanlış olarak gözler önüne serer. Bu, bu yanlış Sodom ve Gomorre şehirlerinin sonu gibi İstanbul'un lanetlenmesine sebep olacaktır tarzında bir benzetme yapmıştır. Sodom ve Gomorra ne demek neden böyle bir yabancı isim koymuş diye düşünenler varsa bu ek bilgiyi de hemen burada verelim ki aklınızda kalmasını sağlamış olalım. Yeni sorumuz. Yukarıda sözü edilen halk edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir? Asıl adı İbrahim olan şair aşık edebiyatının 19. yüzyıl şairlerindendir. Aşk yüzünden İntihara teşebbüs ettiği için kendisine bu ad verilmiştir. Hem aruzu hem de heceyi kullanmakla birlikte asıl başarısını koşma ve taşlamalarıyla göstermiştir. Şeytan bunun neresinde dizesiyle bilinen taşlaması oldukça ünlüdür. Seçeneklere bakalım. A- Seyrani B- Aşık Ömer C- Aşık Mahsuni D- Dertli E- Aşık Veysel Burada arkadaşlar hem paragrafta verilen bilgilere dikkat edin hem de yüzyıla. Biz 19. yüzyıl şairi arıyoruz. Şeytan bunun neresinde şiiriyle önlenmiş olacak ve taşlamaları olacak. Aynı zamanda da divan edebiyatı tesiriyle aruz ölçüsünü kullanmış olacak. Düşünmek istiyorsanız videoyu biraz durdurun. Sonra cevaba hep birlikte göz atalım. Evet cevabımız zerkli olacaktı. Önce isterseniz yüzyıldan bir eleme yapalım. Seyrani 19. yüzyıl. Aşık Ömer 16. yüzyıl sonra 17. yüzyıl. Aşık Mahsuni Şerif 21. Yüzyıl, 20. yüzyıl 21. yüzyıl yani son dönem Türk Edebiyatı son dönem halk edebiyatı. Aşık Veysel de Cumhuriyet dönemi halk edebiyatı 20. yüzyıl. Şimdi Seyrani ve dert arasında kaldık. Taşlama diyor. Seyrani'de de Dertli'de de taşlama var. Buradan da çıkamıyoruz. Şeytan bunun neresinde dizeleri? En meşhur dizeleridir. Hadi bunu da bilemiyorsak o zaman da ne diyeceğiz? Aşk acısı yüzünden intihara kalkışması. Dertlerin ayırt edici özelliğidir. Cevabımız dertte olacaktı. Yeni sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde Abdülhak Hamit Tarhan'ın eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazdığı şiirler bir arada verilmiştir? Seçeneklere baktığımızda A'da Tarık ve Finten'i, B'de Duhdere Hindu ve Ölüyü C'de Finten ve Hacileyi D'de Makber ve Hacileyi E'de Makber ve neslerini görmekteyiz. Evet. Sizce bu eserlerden hangileri Abdülhakamit Tarhan'ın eşi Fatma Hanım ölümü üzerine yazdı? Evet cevabımız Makber ve Hacı'lı olacaktı. <laughs> Arkadaşlar Abdülhak Hamit Tarhan'ın eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazdığı 3 tane şiiri vardır. Ölü, Hacile ve Makber. Evet, Tarık ve Finten tiyatrolarıdır. Duhteri Hindu yine tiyatrosudur. Buradaki Ölü olur ama Duhte Hindu olduğu için olmuyor. Finten tiyatro dedik. Hacile burada var ama yanındaki uymadı. Makber ve Hacile doğru cevabımız. Makber ve Nesteren. Nesteren tiyatrosudur. Hatta ne vardı bu tiyatronun özelliği olarak? Hece ölçüsüyle yazılmış bir tiyatro olması bakımından bizim için önemliydi. Ayrıca Nesteren çok güzel bir isim değil mi arkadaşlar? Nesteren. Ben çok beğeniyorum. Kızım olsaydı adını Nesteren koyardım herhalde. Her neyse yeni soruyla devam edelim. Sıradaki sorumuz bir roman sorusu. Roman özetlerine dikkat ediyoruz sınavda arkadaşlar. Yukarıda bilgi verilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Kınalı yapıncak Lamia'nın bestekar Kenan'la yıllarca süren acı ve tatlı aşkların öyküsü. Mutsuz bir aşkın anlatıldığı bu romanın bölümlendirilmesi bu kişilere göre yapılmıştır. Romanın birinci bölümünde Kenan ile Lamia anlatılırken ikinci bölümde Kenan'dan hamile kalan Lamia'nın Dur, dul bir kadın olarak çektiği sıkıntılar anlatılır. Üçüncü bölüm ise Kenan'ın yazdığı günlüklerden oluşur. Bu bölüm diğer iki bölümden farklıdır. Olaylar Kenan'ın bakış açısıyla okuya, okuyucuya aktarılır. Seçeneklerimiz A. Eylül B. Dudaktan kalbe C. Ateşten gömlek D. Aşkı memnu E. Kırık hayatlar Düşünün bakalım. Kınalı yapıncaklığıyla ne hatırlıyorsunuz? Lamia Kenan Hatta bu Kenan da değildi. E Kenan'dı da. Hüseyin Kenan'dı. Bestekar Evet, cevabımız arkadaşlar tabii ki dudaktan kaybolacaktı. olacaktı. Zaten bunun bir dizi uyarlaması da olmuştu. Belki oradan hatırlayanlarınız da olacaktır. Ama tabii birçok romandan uyarlanan dizilerde olduğu gibi romanın asıl kurgusuyla veya romanın sonuyla dizinin çok da alakası yoktu. Bakalım Eylül neydi? Mehmet Rauf'un yazdığı ilk psikolojik romandı. Suat, Süreyya ve Necip arasında geçenleri anlatırdı. Dudaktan kalbe doğru cevabımız kimin? Reşat Nuri Güntekin'in. Ateşten gömlek Halit Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı romanı Aşkı Memnu Halit Ziya Uşaklıgil'in Behlül ve Bihter'in Yasak Aşklarını bu sırada Nihal Behlül'ün duygularını anlatan romanıdır. Kırık Hayatlar yine Halit Ziya Uşaklıgil'in bir romanıdır arkadaşlar. Doktor Ömer'in yaşadıkları, aile hayatı, ailesine önceki bakış açısı, başına gelen bir olaydan sonra bakış açısının değişmesi gibi duygular anlatılır. Cevabımız dediğimiz gibi dudaktan kalbe olacaktı. Dudaktan kalbe Reşat Nuri Güntekin'e aittir. Şimdiki sorumuz Yukarıda bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Edebiyat tarihimiz için kilometre taşları sayılabilecek romanların yazarı. Her dönem tazeliğini koruyan şiirlerin şairi. Bugün bile edebiyat fakültelerinde ilk okutulan edebiyat tarihinin yazarı. Bu alanlardan hangisinde daha başarılı olduğunu kestirmek zor olsa da kendini şair olarak nitelendirmeyi tercih eder. Bunların yanı sıra Güzel Sanatlar Akademisi'nde estetik dersleri de vermiştir. Genel bir yargıya göre birçok şeye birden yönelenler ya hiçbirinde başarılı olamaz ya da sadece bir alanda ilerlerler. Diğerlerinde vasat kalırlar. Onun için geçerli değildir bu durum. Hiç kimse huzur romanını, Bursa'da zaman şiirini veya 19. asır Türk edebiyatı tarihini yavana atamaz. Seçeneklerimiz A. Yahya Kemal, B. Peyami Safa, C. Memduh Şevket Esendal, D. Ahmet Hamdi Tanpınar, e. Sait. Faik. Havası yanık. Evet. Cevapları duyalım. Bu kadar muhteşem kaç tane edebiyatçı var? Çok sevdiğim bir edebiyatçıdır. Biraz taraflı davranıyorum bu soruda. Huzur. Bursa'da zaman ve 19. asrı Türk Edebiyatı. Tabii ki cevabımız Tanpınar olacak arkadaşlar. Tanpınar'ın eserleri ve edebi kişiliği sınavda her zaman çıkma olasılığı yüksek olan sorulardandır. Bunu unutmayın. Tanpınar'ın eserlerini mutlaka bilin. Huzur. Saatleri ayarlama enstitüsü. Sahnenin dışındakiler. Neydi? Romanları. Bursa'da zaman şiiri. 19. asır Türk Edebiyatı tarihi. Bir edebiyat tarihi kitabıdır. Yahya Kemal'in öğrencisidir. Ve Yahya Kemal'in İstanbul sevgisi gibi onun da İstanbul ve Bursa'nın da başta olmak üzere içinde bulunduğu 5 şehirden oluşan bir de 5 şehir diye eseri vardır ki bizim için oldukça önemli arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar sorularına dikkat ediyoruz. Çıkması yüksek ihtimal sorulardan, kişilerden bir tanesidir. Diğer seçeneklerimizde Peyami Safa var. Cumhuriyet dönemi psikolojik roman alanındaki çok önemli bir ismimizdir. Memduh Şevket ve Sait Faik'te hikaye özellikle de durum hikayesi deyince aklımıza gelen ilk isimler. Yeni sorumuz. Aşağıdaki dergilerden hangisi bir aynı altta edebi topluluk oluşturmamıştır? Buradaki bir yanlış yere konmuş. Aşağıdaki dergilerden hangisi aynı altta bir edebi topluluk oluşturmamıştır? Olacaktı. Hemen orayı bir düzeltelim arkadaşlar. Seçeneklerimiz A mavi B varlık, C hisar, D geç kalemler, E serveti fünün. Düşünün bakalım ne olabilir? Topluluk oluşturmayan dergi. Tabii ki cevabımız varlık olacak. Mavi, Atilla İlhan, Fethet gibi kişi, önemli edebiyatçılarımızın çıkardığı Mavi adlı dergidir ve maviciler olarak bilinirler. Hisar yine bir edebi dergimizdir. Hisar Edebi Topluluğu'na da adını vermiştir. Genç Kalemler Dergisi biliyorsunuz ki Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem tarafından açılan ve milli edebiyatın oluşmasında en önemli etken olan dergimizdir. Servet-i Finun'da biliyorsunuz ki edebiyatı Cedidecilerin yayın organıdır ve o kadar ki o kişiler edebiyatı Cedideci olarak değil de Servet-i Finuncu olarak bilinirler. Varlık ise edebiyatımızdaki en uzun soluklu dergidir. Ama bir edebi topluluk adı haline gelmemiştir. Bu arada çıkabilecek bir diğer soruyu da hemen buraya sıkıştıralım. Bir diğer bilgiyi de hemen buraya sıkıştıralım. Varlık dergisini çıkaran, ilk çıkaran kişi kimdir? Ziya Osman Sabah. Bu bilgi de kulağınızın bir tarafında kalsın. Şimdi biz Yeni sorumuzla devam edelim. Sıradaki sorumuz aşağıdaki romanlardan hangisinin konusu Kurtuluş Savaşı yılları ve milli mücadele değildir? Tarihimizdeki önemli olay edebiyatımızı da etkilemiş. Hatta çoğu zaman edebiyata yön vermiştir. Göçler, savaşlar, din değişiklikleri bunların başında gelir. Tabii ki bizim edebiyatımızda da Kurtuluş Savaşı önemli bir yere sahip. A. Esir şehrin insanları B. Devlet ana C. Vurun kahpeye D. Yaban E. Ateşten Gömlek Bu edebiyat tarihimizde çok önemli yere sahip olan 5 romandan sizce hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarını ve milli mücadeleyi anlatmaz? Tabii ki cevabımız devlet ana. Esir şehrin insanları Kurtuluş Savaşı yıllarını ve İstanbul'un işgal altında olduğu dönemleri anlatır. Burun Kahpe'ye bir köy öğretmeninin gittiği köyde milli mücadele uğruna yaşadığı sıkıntıları anlatır. Yaban ya e, sakatlanmış bir askerin Anadolu'ya yardım etmek amacıyla gitmesi ve orada dışlanması anlatılır. Ateşten gömlek hayatlarını gönüllü olarak milli mücadeleye adamış gençler anlatılır. Peki devlet ana ne anlatılır? Osmanlı'nın kuruluşu anlatılır. Yani devlet dediği Osmanlı İmparatorluğu'dur. Cevabımız o nedenle B olacak. Yeni sorumuz Divan Edebiyatı'ndan. Hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? 17. yüzyılda yaşayan şair Divan Edebiyatı'nın en önemli didaktik sanatçılarındandır. Edebiyatımızda hikmetli söz öğretici şiir anlayışı onun adıyla anılır. Seçenekler A. An Nabi, B. Nedim, C. Nesimi, D. Neşati, E. Baki. Şimdi arkadaşlar bu soruyu <laughs> görür görmez hikmetli söz ifadesinden cevabı bulabiliyor olmanız lazım. Çünkü divan edebiyatında öğretici, didaktik şiir, Hikmetli sözlenince hakkımıza bir tek kişi gelmeli. Evet o da Nabi. Hikemi tarzın üstadı Nabi. Bu sorunun cevabı olacaktı. Bulamadıysanız yüzyıldan bir eleme yapalım. Nedim 16, 17. yüzyıl. Evet yüzyıl tutuyor ama Lale Devri şairi ve Şuhane Kazeller ile ünlü. Geçtik. Nesimi 14. yüzyıl şairi Hurufilik tarikatından tutmuyor gitti. Neşati bu da 17. yüzyıl. Yüzyıl tutuyor ama bunda daha çok sepki indiği tesiri görülür. E Baki 16. yüzyılın muhteşem şairi Sultan-ı Şuarası. Tabii ki cevabımız o da değildi. Evet. Yeni sorumuz yine bir roman sorusu. Türk Edebiyatı'nın efsane romanlarından bir tanesi. Yukarıda bilgi verilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Bir huzursuzluğun, aslında huzur arayan ya da kaybettikleri huzurlu günleri ararak bugünü yaşayan insanların romanıdır. Aşkını yitirmiş bir adamın huzursuzluğu, baba gibi gördüğü elinde büyüdüğü adamın hastalığı karşısında çaresiz kalmanın huzursuzluğu, Devrin siyasi sıkıntılarının farkında olup bir şey yapamamanın huzursuzluğu anlatılır. Dört bölümden oluşur ve her bölüm romandaki ana karakterlerinden birinin adını taşır. İhsan, Mümtaz, Nuran, Suat. A. Yalnızız, Peyami Safa. B. Ana Yurt Oteli, Yusuf Atılgan. C. Hep o şarkı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. D. İsyan günlerinde aşk, Ahmet Altan. E. Huzur, Ahmet Amca Tanpınar. Evet arkadaşlar, bu roman sizce hangi sanatçımızın, hangi edebiyatçımızın, hangi romanı? Cevabı duyar gibiyim. Zaten paragrafta ipuçlarını çok güzel vermiş. Cevabımız huzur Ahmet Hamdi Tanpınar olacak. Arkadaşlar son derece önemli bir romanımızdır. Huzur romanının özetini zaten aşağı yukarı burada vermiş. Huzur romanı iki gün içinde geçer ama son iki yılı anlatan bir romandır. E bu da zaten Ahmet Hamdi Tanpınar'ın genel özelliği değil miydi? ne derdi ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Zaman kavramı zamanın iç içe geçmişliği gibi konular gördüğümüzde aklımıza tam pınar gelecek bunu unutmayın. Geçelim hemen aşağıdakilerden hangisi bu topluluğun sağaçlarından biri değildir. Bakalım ne topluluğuymuş bu. Yedi beş hmm. Milli yedi beş şairlerine ve 5 ececilere tepki olarak bu akımı oluşturmuşlardır yalın, kolay anlaşılır, düz anlatımlı, milli temalarla dolu bir şiir anlayışına karşı çıkmışlar. Sanat, sanat için olmalı anlayışını benimsediler. Konuları alabildiğine genişletmek istediler. Hmm. Yedi meşaciler. Hatırlayın bakalım yedi meşalenin kaç şairi vardı? Yedi. Peki kimdi bu şairler? Evet şairleri aklınıza getirdiyseniz şimdi o şairlerden biri olmayan seçeneği bulup işaretliyorsunuz. Arkasından hemen biz doğru mu diye kontrol ediyoruz. Evet arkadaşlar. Aklınıza kolay kalsın diye bir şifrelememiz vardı. Bilenler bilir, bilmeyenlere de burada ipucu olsun. Sıcak mavi yaz. Sıcak mavi yaz tamlamasındaki sessiz harflerden hareketle 7 meşalcileri aklımızda tutmamız son derece kolay. S. Sabri Esat Siyavuşgil. C. Cevdet Kudret Solok. K. Kenan Hulusi Koray. Koray. M. Muammer Lütfi Vahşi. V. Vasfi Mahir Koca Türk. Y. Kimdi Y? Yusuf Ziya Hayır. Kim? Yaşar Nabi Nair. Z de Ziya Osman Saba. O zaman ne olacak? Yusuf Ziya Ortaç burada olmayacak. Peki Yusuf Ziya Ortaç neredeydi? Yusuf Ziya Ortaç 5 ececilerden bir tanesiydi. Neydi? Hey of. Ya da Fohey diye aklımıza tuttuğumuz gruptaki Y harfi Yusuf Ziya Ortaç'tır. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.